İyi akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu haftada karşınızdayız. Evet değerli izleyiciler, biz hasat vaktini yaşıyoruz. Önce eğitim ailesi olarak da yaklaşık bir yıl boyunca size üniversite sınavlarında, TEOG sınavlarında neler yapacağınıza dair acizane bilgiler verdik yayınlarımızda. Ve bu bilgilerin biz hasatını da toplamaya başladık. Tercih dönemi itibariyle geçen haftadan bu yana gerçekten bizi çok mutlu eden, bizi çok sevindiren inanılmaz mailler aldık izleyicilerimizden ve onların başardığını, onların başarı sıralarının bir hayli iyi olduğunu gördükçe biz de Kanal 5 ailesi olarak, önce eğitim ailesi olarak çok mutlu olduk inanın. Öğrencilerimizi, sürekli izleyicilerimizi bu noktada başarılarından dolayı tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, tabii kafalar karışık. Anneler, babalar, öğrenciler ve her ikisine de hükmetmeye çalışan özellikle rehber öğretmenler şu aşamada öğrenciye yönelik ikna kabiliyetlerini geliştirme çabası içerisindeler. Ve herkesin de ümidi, herkesin de hedefi üniversite tercihi yapmakta olan öğrencinin daha iyi bir istikbale sahip olması ve istikbalimizin münevverlerinin kendilerine yakışır bir üniversiteye, kendilerine yakışır bir bölüme gitmesi tüm anne babaların, tüm öğretmenlerin, tabii ki öğrencilerimizin de asıl gayesi. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz ki 14 Temmuz'da üniversite tercihleri ve TEOG tercihlerinin sonu oluyor. 14 Temmuz günü saat 24'e kadar, gece yarısı saat 12'ye kadar yani üniversite adayları tercihlerini yapabilecekler. Ve tabii biz bu tercihlerde hangi stratejik kuralları uygulamanız gerektiğini geçen haftalarda üstüne basa basa izah etmiştik. Bu hafta da programımızın sonunda özellikle ailelerimizin ve çocuklarımızın karar bozukluklarını programı kapatırken bir iki dakika anlatmaya çalışacağım. Ama bugün aslında Orta Asya'dan, kardeş ülkelerimizden, Kazakistan'dan bir misafirimiz var. Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız hocamla bugün Kazakistan'ı konuşacağız. Kazakistan'daki eğitim anlayışını konuşacağız ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde tercih eden adayları neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Yani hocam yurt dışında da bir üniversiteye gidilir de okunur mu kardeşim şeklinde cümleler duyuyoruz biz bu piyasada. Lakin biz hep şunu ifade ediyoruz ki üniversite üniversal bilginin doğduğu, üniversal bilginin elde edildiği bir bölge, bir eğitim birimi, bir eğitim bölgesi. Ve hal böyle olunca ben hep şunu iddia ettim. Eğer bir öğrenci kendi annesinin babasında, annesinin babasının yanında, onların dizinin dibinde üniversite okuyorsa gerçekten birçok şeyi kaybetmiş oluyor. Üniversite şehir dışında, üniversite İmkan varsa ülke dışında okunursa bir eğitimci olarak bana göre daha evladır diyoruz. Evet Musa hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Sağ olun, siz de nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet teşekkür ediyoruz ki gerçekten çok yoğun bir döneminizde bize şeref verdiniz, programımıza teşrif ettiniz. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık hocam. Asıl ben teşekkür ediyorum. Sizler üniversitemizi tanıtma imkanı verdiğiniz için bizlere. Eyvallah, sağ olun. Evet, Musa hocam, Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi dedik. Ve siz bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanısınız. Üniversitemize geçmeden önce Hoca Ahmet Yesevi kimdir hocam? Bu sorunuza cevap vermeden önce Kanal 5 ekranları karşısında önce eğitim programımızı izleyen, bugünlerde tercih yapan heyecanlı gençlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepsine iyi bir tercih dönemi diliyorum. Allah-u Teala onları
umduklarına nail eylesin. Amin inşallah. Hoca Ahmet Yesevi 11. yüzyılın ikinci yarısında, 12. yüzyılın birinci yarısında bugünkü Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yaşamış bir mutasavvıf, bir şair, bir ilim adamı. Bunun önemi, bu ulu kişinin önemi, kendisinin yetiştirdiği o dönemde, o bozkırda yetiştirdiği ve dünyanın değişik yerlerine, Anadolu'ya, Balkanlara, Kuzey Afrika'ya, Asya'nın içlerine, Hindistan'a gönderdiği öğrencilerinden kaynaklanıyor. Bugün bizim Anadolu'da Müslümanlığımızı ve milliyetimizi muhafaza ettiysek, bunu Yahya Kemal'in ifadesiyle Ahmet Yesevi Hazretleri'ne borçluyuz. O coğrafyada Fuat Köprülü'nün ifadesiyle o imkanlarla 99 bin öğrenci yetiştirmiş. Kaynaklarda bu şekilde ifade ediliyor. 99 bin öğrenci yetiştirmiş. Ve bu öğrenciler biraz önce söylediğim coğrafyalarda Müslümanlığı yaymaya, insanlara güzelliği, iyiliği, eğitimini vermeye gayret etmişler. Yesevi Hazretleri Türkistan'da o zamanın adıyla Yesi şehrinde büyüyor ve daha sonra bu Yesi şehri ilmin merkezi, o Türk coğrafyasındaki Ulu Türkistan'ın ta Doğu Türkistan'dan başlayıp Hazar Deniz kıyısına kadar gelen Doğu Türkistan'ın kalbi, merkezi. Tarihte Oğuz Han'a, Kazak Hanlıklarına, Harzemşahlara başkentlik yapmış bir şehir. Bu öyle, öyle önemli bir coğrafyada hizmet vermiş Ahmet Yesevi Hazretleri. Ve onun en önemli hizmeti de bizim güzel Türkçemiz olmuş. Evet. Daha sonra yayınlarımız kısmında da müsaade ederseniz bahsedeceğiz. Onun Divanı Hikmeti bizim Türkçemizin muhafaza edilmesini sağlamış. O dönemde insanlar dini kaynaklara ulaşmakta dil engeli olduğu için zorluk çekiyorlardı. İslami kaynaklar ya Arapçaydı ya Farsçaydı. Halk bu dilleri bilmediği için İslami kaynaklara, İslam bilgiye erişemiyordu. Yesevi Hazretleri onların diliyle birlikte şiirler söyleyerek, Divan-ı Hikmet'indeki şiirleri söyleyerek İslam'ı o insanlara anlatmış. Onların anlama seviyesine indirmiş. Böyle bir geleneği başlatmış. Hikmet geleneğini başlatmış. Önemli bir kişi. Ve bizim üniversitemize de adının verilmesi çok anlamlı olmuş. Bizler de onun adını taşıyarak gurur duyuyoruz. Ve onun dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik, eşitlik gibi ve ilim gibi temel ilkelerinin hakim olduğu bir üniversiteyi Asya'nın kalbinde yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, duamız odur ki Hoca Ahmet Yesevi ekolüyle üniversitenizin de dünyaya damgasını vuran nesiller, liderler yetiştirmesi sevgili hocam. İnşallah. Duamız, ümidimiz İnşallah biz odur. De öyle dua ediyoruz. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi gerçekten gerek Türkistan'da ve Türkistan'dan yaymış olduğu o ışıkla ta Anadolu'lara kadar o dönemde ismini duyurmuş ve tabiri caizse Türk İslam ekolünün mimarlarından birisi. Tabii ki Anadolu'yu, özür dilerim, Anadolu'yu mayalayan, Anadolu'da bugünkü geldiğimiz Müslümanlık ve seviyesinde bize etkisi olan çok önemli şahsiyetler, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler, Hacı Bayram Veli'ler o silsileden geliyor. Evet. Bu açıdan da bizim için önemli. Balkanlara gittiğimizde Sarı Saltık o silsileden evet. geliyor. Allah Böyle razı önemli bir şahsiyet. Olsun onlardan. Gerçekten o kıt insanlar, o kıt imkanlarla 99 bin öğrenci yetiştirmek, talebe yetiştirmek gerçekten olağanüstü bir şey. Allah mekanlarını cennet etsin. Ve Amin. Tabii siz de Kazakistan'da bu ismi, bu ekolü devam ettirebilmek için gerçekten çok kutsi bir adım atmışsınız. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ne zaman kuruldu hocam? Kim öncülük etti bu üniversiteye? Şu an nerelerde kampüsünüz? Hangi birimlere sahipsiniz? Oradan başlayalım isterseniz sohbetimize. Tabii ki. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ilk temelleri daha Kazakistan bağımsızlığını ilan etmeden önce. O dönemde evet. Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Haziran 1991'de atılıyor. Evet. Malumunuz olduğu üzere Haziran 1991'de temeller atıldıktan sonra Aralık'ta 1991'in Aralık ayında Kazakistan bağımsızlığını ilan ediyor. İlan ettikten sonra 92 yılında Sayın Nazarbayev'in Türkiye ziyaretinde Ankara zirvesi yapılıyor.
O zirve sırasında dönemin başbakanı, yakın zamanda rahmetli olan Süleyman Demirel Beyefendi ile birlikte zirvede Nur Sultan Nazarbayev tarafından Türkistan Devlet Üniversitesi olarak temelleri atılan üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi'yi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi olması kararı alınıyor. Ve üniversitemizle ilgili ilk anlaşmalar o 92'deki zirvede yapılıyor, imzalanıyor. 93'teki Almata'da yapılan zirvede de daha geniş çaplı anlaşmalar yapılarak üniversitenin ilk adımları atılıyor. 93-94 döneminde de ilk öğrencilerimiz alınıyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır üniversitemiz mezun veriyor. Bugüne kadar bizim verdiğimiz mezun sayısı 70 bin civarında. Tabii bu mezunların en önemli özelliği sadece Kazakistan ve Türkiye'den değil. Bugün itibariyle bizim üniversitemizde 10 bin civarında öğrenci var. Bu öğrencilerimiz 14 devletten 26 akraba topluluğundan. Yani üniversitemiz şu anda dünyada ilk ve tek üniversite örneğinde. Bu kadar geniş akraba topluluğundan öğrencisi olan bir üniversite dünyada yok bildiğimiz kadarıyla. Evet. Baktığımızda üniversitede ta Doğu Türkistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Özbekistan içerisindeki Karakalpakistan Özel Cumhuriyeti'nden, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Kafkaslardaki Özel Cumhuriyetlerden, Rusya Federasyonu içerisinde Sibirya'daki Hakas'tan, Tıva'dan, Şor'dan, Balkanlara açıldığımızda Balkanlardaki Bosna Hersek'ten, Makedonya'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Suriye'den, Suudi Arabistan'daki Özbekler'den öğrencilerimiz, çok sayıda öğrencilerimiz var. Bugün itibariyle yaklaşık sayımız 10 bin civarında. Maşallah. Ve bu öğrencilerimiz mezun oldukları coğrafyada Hoca Ahmet Yesevi meşalesini bizim üniversiteden onlara verdiğimiz felsefeyi yaymaya çalışıyorlar. Bu kadar da önemli bir misyonu yürüten bir üniversiteyiz. Gerçekten Hoca Ahmet Yesevi ekolü ve bu meşale gereğince taşınıyorsa öğrenciler tarafından Allah onlardan da razı olsun. Mümkün olduğu kadar vermeye çalışıyoruz evet, bu felsefeyi. O felsefe olmadan zaten ilim olmuyor hocam. Yani o ekolün insanları işte Yunus ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyor. Evet. Sen önce, kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlk önce kendini bilecek öğrencilerimiz ve o ekolü, o meşaleyi taşıyabilecek o yüce kudrete de öyle ulaşabilecekler. Şimdi hocam, kaç fakülteniz var üniversitede? Yani biz tabii tercihlerde, tercih kılavuzunda Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni görüyoruz. Ve bu üniversitenin de 15 dakika öncesine kadar ben dahil vakıf üniversitesi olduğunu zanneden birçok öğrencimiz, velimiz, hocamız var. Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan'da bir devlet üniversitesi. Türk-Kazak Üniversitesi ünvanıyla. Hangi fakülteler var? Bu fakültelerde eğitimler nasıl? Bu imkanları sağlamak adına neler yapıyorsunuz öğrencilerinize? Buradan devam edelim. Tabii ki. Sizin de ifade ettiğiniz gibi üniversitemiz Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ortak devlet üniversitesi. Özel statüye sahip devlet üniversitesi. Evet. Üniversitemizde 7 fakültemiz, bir yükseokulumuz var şu anda. Hı hı. Bu fakültelerimizden biz bu yıl itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nden 100 öğrenciye kontenjan ayırdık. Bu kontenjanlarımızı müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Tabii ki. Bunlar İngiliz dili ve edebiyatı, Kazak dili ve edebiyatı, Rus dili ve edebiyatı, tarih, Türk dili ve edebiyatı, gazetecilik, uluslararası ilişkiler, işletme, turizm işletmeciliği, ilahiyat, bilgisayar mühendisliği ve matematik. Bu bölümlerimize biz Türkiye'den öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinin yapmış olduğu merkezi sınavda LYS sonuçlarına göre öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizin yapacağı bugünlerde ki tercihlerde en son biraz programın başında sizin de söylediğiniz gibi 14'ü tarihine kadar tercihlerini yapıp bizim üniversitemizdeki bu bölümlerden kendilerine uygun olanları tercih etmelerini arzu ediyoruz. Bizim bu üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize sağladığımız imkanlar şu. Hemen akla şu gelebilir. Bu kadar üniversite var. Neden Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni tercih ediyoruz? Birincisi olarak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düşük maliyetle
uluslararası bir üniversitede ve yurt dışında eğitim alma imkanı buluyor gençlerimiz. Evet. Yurt dışına geldiklerinde şu anda dünyadaki yeni trend yabancı dil öğrenme trendi. Hatta bir yabancı dil yetmiyor artık. İki yabancı dil öğrenme trendi. Bizler de oraya, o coğrafyaya gelen öğrencilerimize hazırlık sınıfında bir yıl süreyle Kazakça, bazı bölümlerde İngilizce ve Rusça eğitim veriyoruz. Yani öğrencimiz bizim üniversitemizde eğitimi tamamladıktan sonra en az iki dil öğrenmiş oluyor. Bu da gelişen dünyada çok önemli bir avantaj. Bu avantajı elde etmek isteyen öğrencilerimizi biz üniversitemize bekliyoruz. Bunun dışında bizim sağladığımız avantajlar diğer üniversitelere göre, üniversitemize gidiş geliş yıllık olarak öğrencilerimizin uçak biletlerini biz karşılıyoruz. Bunun üzerine öğrencilerimize aylık olarak 100 dolar burs veriyoruz. Hatta öğrencilerimiz bu 100 dolar bursla o coğrafyada biraz üzerine koyarak geçinebilirler. Türkiye'de siz çocuğunuzu başka bir şehirde okutmak istediğinizde bugünkü rakamlarla 1000 ve 1500 TL civarında bir para harcamanız gerekiyor. Evet. Ama yurt dışında o kardeş ülkede bizim gelenek göreneklerimizin, misafirperverliğin, dostluk, kardeşliğin hala saf bir şekilde, temiz bir şekilde yaşatıldığı o coğrafyada çocuklarımıza eğitim alma imkanı sağlıyoruz ve yaklaşık olarak öğrencilerimizin harcayacağı para 300 ila 500 lira civarında. Ve bunun 100 dolarlık kısmını da biz kendimiz ödüyoruz öğrencilerimize. Bunun dışında güzel yurt imkanlarımız var. Bu yurt imkanlarımızdan öğrencilerimiz yıllık olarak 120 dolar karşılığında istifade ediyorlar. Oo, çok iyi. Bu da Türkiye'de aylık yurt fiyatlarına tekabül ediyor. Yani evet, Türkiye'de aşağı yukarı öyle. Tabii hatta ki. Daha fazla. Daha fazla tabii ki. Yani daha fazla. 120 dolardan aylık daha fazla getirili şey var. Evet, biz sadece var. 120 dolar. Yıllık 120 dolar yurt ücreti alıyoruz. Evet. Yani özetleyecek olursak bizim hem maddi hem manevi olarak sağladığımız imkanlarımız çok fazla. Hı. Bu imkanlarımızı görüp geleceğe yatırım yapmak isteyen öğrencilerimizi, 100 öğrencimizi üniversitemize bekliyoruz. Onlar üniversitemize geldikleri zaman mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde o Türkistan'ın sakin ortamında kendilerini iyi yetiştireceklerdir. Ve gerek Türkistan'da, gerek Kazakistan'da, gerek Türk coğrafyasında ve gerek ana yurdumuz Türkiye'de güzel mevkilere geleceklerdir. Baktığımız zaman geçmiş yıllarda verdiğimiz mezunlarımıza, onların birçoğu zaten o coğrafyadaki o dediğimiz bozulmamış bizim adetlerimizin, gelenek göreneklerimiz yaşadığı coğrafyada ayrılmak istemiyorlar. Birçok Türkiye mezunumuz, Türkiye'li mezunumuz şu anda Kazakistan'da, Türkistan'da, Çimkent'te, Almata'da, Astana'da, diğer şehirlerde, inşaat sektöründe, gıda sektöründe, otel sektöründe, değişik özel sektörde hizmet vermekte. Ve o coğrafyada önemli mevkilere gelmektedir. Türkiye'ye gelen mezunlarımız da geçen hafta itibariyle mezunlarımıza birlikte İstanbul'da, Üsküdar'da bir iftar yapma imkanı bulduk. Orada öğrencilerimize baktığım zaman mezun öğrencilerimize gurur duydum. Gelmişler, hukuk alanında çalışanlar avukatlık bürolarını kurmuşlar. Güzel bir ekip kurmuşlar, çalışıyorlar. Bilgisayar mühendislerimiz var, doktorlarımız var, öğretmenlerimiz var. Göğsüm kabardı. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grupla iftar yaptık. Mutlu olduk. Ankara'da aynı şekilde iftarımızı yaptık. Bu hafta sonunda cumartesi günü Almata'da, pazar günü Çimkent'te, pazartesi günü Türkistan'da yine mezunlarımızla bir araya geleceğiz. Bunlar bizi gururlandırıyor. İnşallah bizi tercih edecek gençlerimizle de gerek aileleri gerek bizler gelecekte gururlanacağız. Evet, şimdi Türk tarihi Orta Asya'da okunur aslında. Bu işin özüne baktığınız tabii zaman. Tabii ki. Merkezi orası, laboratuvarı evet, orası. Laboratuvarı orası Türk tarihinin. Şimdi asıl can alıcı soru şu sevgili hocam. Ben programın sonunda kapanışta velilerimizin karar bozukluklarından bahsedeceğim aslında. Şu anda genel teamül tercih döneminde öğrenciler anne babasının yaşamış olduğu şehirden başka bir şehire okutulmaya gönderilirken çok ciddi psikolojik buhranlar ve bunalımlar içerisine giriyor. O dönem içerisinde veliler özellikle. İşte aman kızım, aman yavrum, aman evladım, Ankara'da yaşıyorsan, Gaziantep'te yaşıyorsan orada tercihini yapacaksın. Ben seni başka biriyle göndermem. Burada bir bilim adamı olarak
sizin elinizden bugüne kadar binlerce öğrenci geldi geçti. Şehir dışında okuyan, hatta yurt dışında okuyan bir öğrencinin yaşayabileceği en olumsuz şeyler nelerdir ve bunlara yönelik üniversiteniz hangi tedbirleri alıyor? Anne babalarımız çocuklarını kendi kucaklarından size teslim ederken, kendi evlerinden sizin yurtlarınıza teslim ederken hangi güvenlik tedbirlerine teslim ediyorlar? Hangi şartlarda size güvenmeliler? Buradan devam edelim hocam. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yani velilerimiz çocuklarını şehir dışında, yurt dışında okutmak için kesinlikle tereddüt etmesinler. Bizler de annemizin, babamızın kucağından erken yaşlarda çıktık. Samsun'dan ben çıktım, Ankara'ya geldim. Ankara'da eğitimimi gördüm. Allah'a hamdolsun bugünlerde geldik, güzel makamlara geldik. Onların çocukları da gelecekte öyle makamlara geleceklerdir. İnşallah. Gurbet insanı gerçekten çok güzel yetiştiriyor. Ve de hem bugünlerde Ramazan'ı idrak ediyoruz, onun manevi iklimindeyiz. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinden rahatlatıcı bir hadisini ifade etmek istiyorum burada. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kim evinden ilim elde etmek için çıkarsa, evine dönene kadar Allah'ın zimmeti altındadır. Yani Allah-u Teala'ya çocuklarımızı emanet ediyoruz bu hadisine baktığımızda. Bu şekilde rahat olsunlar, gönülleri müsterih olsun. Tedbirlerimizi tabii ki alacağız. Tedbirlerin önüne takdir hiçbir zaman geçmez. Biz üniversitemizde aldığımız tedbirlerle ilgili olarak Türkistan'a öğrencilerimiz geldiklerinde, hatta biz öğrencilerimiz bizim üniversitemizi kazandıklarında biz onların kayıtlarını burada mütevelliyet başkanlığımızda, bahçelievlerdeki binamızda yaptırıyoruz. Onlara gerekli bilgileri veriyoruz. Onlara buradan bir iki görevlimizi yanlarına vererek Kazakistan'a, Çimkent'e uğurluyoruz. Hı hı. Çimkent'te onları üniversitemizden yetkililer güler yüzle gelip havaalanında karşılıyor, yurtlarına yerleştiriyor ve ondan sonra onlara oryantasyon eğitim veriyoruz. Sürekli bir kontrol altında bunları götürüyoruz. Oradaki süre içerisinde de biz onlara, gelen öğrencilerimize birebir danışmanlar atıyoruz. Akademisyen, Türkiye'li akademisyen hocalarımızı, öğretim üyelerimizi, yardım doçentlerimizi, profesörlerimizi danışman olarak atıyoruz. Bu hocalarımız onlarla sürekli temas halinde. Onlarla zaman zaman yemekler yiyorlar, onların dertlerini dinliyorlar. Ola ki arzu etmiyoruz, bazı psikolojik rahatsızlıkları olduğu takdirde de psikolojik danışma rehberlik merkezimiz var. Oradan da yine Türkiye'den bir kardeşimiz var. O onların her türlü sıkıntılarında sürekli yanlarında. Türkiye tarafından yönetimimizdeki kardeşlerimiz 7 gün 24 saat onları takip ediyorlar. Yurt yönetimi zaten bizim Türkiye'li arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Orada da onlar takip ediliyor. Bu takip etmek demek onları sıkmak, rahatsız etmek anlamında değil. Güvenliklerini temin etmek. Onların bir sıkıntıları olduğu takdirde onların sıkıntılarını en hızlı şekilde çözmek amacıyla yapılıyor. Hı hı. Kesinlikle endişe edilmesin. Gerekli bütün tedbirler alınmış durumda. Zaten o coğrafyada, kardeş coğrafyamızda Türkiye'li olmak bir ayrıcalık. Siz Türkiye'liyim dediğiniz zaman bütün kapılar açılıyor. Size kardeş olduğu gözüyle bakılıyor ve orada çok güzel bir, dostane bir şekilde bir muamele görüyorsunuz. Bunu gittiği zaman kardeşlerimiz orada hissedecekler, yakından bunu görecekler. Biz Anadolu coğrafyasında Avrupa'ya yakın olduğumuz için bazı değerlerimizden maalesef uzaklaştık. Ama o coğrafyada bu değerlerimiz hala yaşıyor. Onu yaşamanın hazzı ve zevki çok başka. Ben o coğrafyada, o üniversitede bir yıl görev yaptım ve bunu hissettim. Oradan ayrıldıktan sonra hala oraya özlem duyuyorum. Hala orada Ahmet Yesevi'nin o dostluk, kardeşlik felsefesi hakim. Giden çocuklarımız belki gurbet olduğu için anne babalarını hasret çekecekler, kardeşlerini hasret çekecekler. Bu doğal bir şey. Ama bu onlara olgunluk olarak, tecrübe olarak, gelecekte iyi yerlerine gelmeleri adına faydalı olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle pişman olmayacaklar. Bizim onlara sağladıklarımız imkanlar, güzel imkanlardır. Bu imkanlarımızı biz her geçen gün bu coğrafyadaki önemli iki ülke, Türkiye ve Kazakistan'ın gücünü orada biz birleştirdik. Bu üniversitede en iyi ortamları, en iyi imkanları her geçen gün daha da sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah, ümit ediyoruz ki öyle olacak. Peki hocam, genelde yurt dışında var olan üniversitelerde çocuklarımızın aklına takılan ilk soru hocam denklik.
Tabii sizin üniversiteniz ÖSYM'nin tercih kılavuzunda bile var olan bir üniversite. Denklik hususunda izleyicilerimize ne dersiniz? Tabii ki. Denklikle ilgili hiçbir problemimiz yok. Çünkü özel kanunumuz var, tüzüğümüz var. Bu kanun ve tüzükle üniversitemizin diplomalarının denkliği tamamen sağlanmış durumda. Tek bu Türkiye'de değil, Kazakistan'da değil. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomalarının kabul edildiği dünyanın birçok ülkesinde de bizim denkliğimizde bir problem yok. Oradan mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'ye geldikleri zaman gerek Kazakistanlı kardeşlerimiz olsun gerek Türk dünyasının biraz önce söylediğimiz şu an itibariyle okuyan 26 akraba toplumundan gelen öğrencilerimiz olsun gerek Türkiye'de gerek dünyanın değişik yerlerinde rahatlıkla iş bulabilmekte, iyi makamlara gelmektedir. Geçenlerde öğrenci seçimi için Bulgaristan'a elemanlarımızı, hocalarımızı gönderdik. Geldiklerinde dediler ki, hocam bizim üniversitemizden mezun olan çok önemli bir doktor Bulgaristan'da bizi karşıladı, bizle ilgilendi, seçmede yardımcı oldu dedi ve gurur duyduk. Baktığımız zaman aynı şekilde Özbekistan'da da, Azerbaycan'da da, ta Sibirya içerisinde, Tıva'da, Hakas'ta bizim mezun ettiğimiz, göğsümüzü kabartan gençlerimiz var. İnşallah bizi tercih eden gençlerimiz de gelecekte aynı şekilde gerek ailelerinin gerek bizim göğüslerimizi kabartacaktır. İnşallah. Yani denklikle ilgili kesinlikle bir endişe yok. O açıdan sıkıntı yok. Türkiye'den rahatlıkla öğrencilerinizi oraya gönderebilirsiniz. Tabii diyorsun. Ki. Peki fakültelerinizin biraz detaylarına girmek istiyorum hocam. 100 tane Türkiye'den öğrenci alıyorsunuz. O bölümleri hem tekrar bir zikretmiş oluruz. Tabii ki. Sosyal bilimler fakülteniz var, beşeri bilimler fakülteniz var, filoloji, fen fakültesi, mühendislik, sanat ve tıp fakülteniz var. Evet, 7 fakültemiz ve bir de Ahmet Yesevi Meslek Okulumuz var. Yüksek okulumuz var. Şimdi tabii bunun dışında enstitü ve merkezleriniz var. Evet. Kıymetli hocam, özellikle tıp fakültesi, yani bugün anne babalarımız, İşte çocuğuna hadi yavrucuğum kalk git Kazakistan'da, Türkmenistan şehrinde Ahmet Yesevi'de oku dediği zaman velinin gözünde, biz yıllardır bu sahada olan bir eğitimci olduğumuz için velinin gözünde şu anlayış vardır. Hocam attığın taş deredeki kurbağa ürkütsün canım. Yani çocuk ta diğer diğer Kazakistan'a aşacak gidecek, en azından bir tıp okusun gelsin şeklinde bir anlayış var Türkiye'de. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sektörün içerisindesiniz. Tıp fakültesine öğrenci alınacak mı bu sene üniversitenizde Türkiye'den? Ve tıp fakültesinde işte bir Ankara tıp ya da işte bir Hacettepe tıp ya da Van 100. Yıl Üniversitesi'nin tıp fakültesi gibi bu Türkiye'deki tıp fakültelerinden farklı bir şeyler yapılıyor mu üniversitenizde? Şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Geçmiş yıllarda biz tıp fakültesine Türkiye'den öğrenciler aldık. Şu anda halen okuyan öğrencilerimiz de var. Fakat Kazakistan'da sistemde bir değişiklik olması sebebiyle biz son birkaç yıldır Türkiye'den öğrenci almayı gelecekte sıkıntı yaşamamaları açısından durdurduk. Ama bu sistem değişiklikle ilgili düzenlemeler yapılırsa zaman içerisinde öğrenci alacağız. Bu yıl itibariyle tıp fakültesi ve onun içerisindeki diş hekimliği fakültesine öğrenci alamıyoruz Türkiye'den. Fakat tıp fakültesindeki donanımımız Türkiye'nin imkanlarıyla tamamen sağlanmış durumda. Tıp fakültesinde eğitimi biz Türkiye'den de desteklemekteyiz. Onun dışında tıp fakültemizin uygulamasının yapıldığı ve Türkistan şehrine de hizmet veren çok donanımlı bir tıp fakültemiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesiyle yapılmış ve sürekli de desteklediğimiz bir tıp fakültemiz var. Tıp fakültesi içerisinde şu anda bütün ünitelerimiz var aşağı yukarı. Ameliyathanelerimiz var. En son Türkistan şehrine ve çevreye hizmet edecek, çevredeki şehre hizmet edecek diyaliz ünitesini bile kurduk. Üniversitemizdeki tıp fakültesi bünyesinde. Ve tıp fakültemizdeki hizmet eden doktorlarımızın birçoğu da Türkiye'deki üniversitelerimizden mezun olmuş. Hacettepe Üniversitesi'nden, Gazi Üniversitesi'nden, diğer üniversitelerden mezun olmuş doktorlarımız. Tıp fakültesinde böyle bir imkan var. Onun dışında gelecek yıllarda o sistem düzenlemesi olursa tıp fakültemize de öğrenci tabii ki almamız söz konusu olacak. Tekrar edecek olursak şu anda itibariyle bizim bu 100 kontenjanımızı hangi fakültelere, hangi bölümlere veriyoruz? Bu bölümlerimiz İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, Kazak Dili ve Edebiyatı bölümü,
Rus Dili ve Edebiyatı bölümü, Tarih bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, gazetecilik, uluslararası ilişkiler, işletme, turizm işletmeciliği, ilahiyat, bilgisayar mühendisliği ve matematik bölümlerimiz. Evet. Şimdi bu bölümlerimiz bizim Kazakistan'da örgün eğitim kurumlarımız ve Türkiye'den 100 kontenjanımız var. Bir de bizim uzaktan eğitimimiz var. Uzaktan eğitim programlarımız var. O uzaktan eğitim programlarımıza... Uzaktan eğitime reklam arasından sonra girelim mi hocam? Tabii ki. Müsaade tabii ederseniz. Tabii ki. Evet. Tabii. Değerli izleyiciler, bugün Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı, kıymetli hocam Profesör Doktor Musa Yıldız'la programımıza devam ediyoruz. Ama kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, tercih dönemindeyiz. Özellikle 8. sınıflar ve 12. sınıfların girmiş olduğu sınavların meyvelerini yemek üzere çocuklarımız. Ve biz bu bağlamda tercihleri konuşuyoruz. Ve yurt dışından bir kardeş ülkelerden birisinden bir misafirimiz de var. Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Kazak Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Sayın Musa Yıldız hocamla birlikte Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni konuşuyor idik reklam arasından önce. Evet, kıymetli hocam, şimdi üniversitenizin imkanlarını gerçekten geniş bir perspektifle izleyicimize sunduk. Üniversitenizde uzaktan eğitim imkanı da var. Bu uzaktan eğitim Türkiye'de işte dönem dönem isim değiştirdi. İşte bizim üniversite okuduğumuz yıllarda mesela Ankara Hukuk Fakültesi'nin extern diye bir bölümü vardı. Devamsızlık zorunlu olmayan bölümleri vardı. Daha sonra onun adı uzaktan eğitim oldu vesaire ve şu anda Türkiye'de de dünyada da uzaktan eğitimin alıcıları bir hayli fazla. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde uzaktan eğitim imkanı var mı? Ve bu imkanlar neler? Öğrenciler nasıl katılabilirler bu imkanların içerisine? Ramazan Bey kardeşim, şu anda biz Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde toplam 15 programda uzaktan eğitim veriyoruz. Bunlardan bir tanesi ön lisans programı, bilgisayar programcılığı ön lisans programı. İki tanesi bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği lisans programı. Bu üç programımıza ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Yani şu anda tercih döneminde olan kardeşlerimiz uzaktan eğitim yapmak istiyorlarsa, özellikle çalışanlar için çok uygun bu program, bizi tercih edebilirler. Onun dışında 12 tane yüksek lisans programımız var. Şu anda onların müracaatları devam ediyor ve müracaatları da 4 Eylül'e kadar. 4 Eylül'e kadar müracaat etmek isteyenler bizim mütevelliyet başkanlığımıza gelerek ya da internet üzerinden müracaatlarını yapabilirler. Bu yüksek lisans programlarımız da bilgisayar mühendisliği, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi ve denetimi, İngiliz dili eğitimi, işletme,
sağlık kurumları işletmeciliği, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, turizm işletmeciliği, yerel yönetimler, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon ve önümüzdeki dönem itibariyle de Ocak'tan itibaren de Türk Dili ve Edebiyatı uzaktan eğitim yüksek lisans programlarımız devam edecek inşallah. Bunlara müracaat etmek için gerekli olan uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına ÖSYM'nin yapmış olduğu ALES sınavına girip oradan 55 puan alma şartımız var. Sadece evet. istediğimiz bir şart var. Burada da imtihana girip puan alan kişiler müracaat ettiklerinde müracaat sırasına göre alıyoruz. Yani aldıkları puana göre sıralamıyoruz. Müracaat sırasına yani erken müracaat eden kişi kayıt hakkını elde etmiş oluyor. Kontenjanlarımız dolduğu andan itibaren kaydı bitirmiş oluyoruz. Böyle bir sistem uyguluyoruz. İlginç bir sistem. Evet. 2001 yılında biz bu programa başladık. Uzaktan eğitim programı. Bu konuda Türkiye'de ilk üniversitelerdeniz. İddialıyız. En iyi üniversitelerdeniz. Bizim uzaktan eğitimin en önemli yanı bazı üniversitelerde uzaktan eğitim adı altında açık öğretim gibi evet. video sistemi üzerinden eğitim veriliyor. Bizimki online, tamamen eş zamanlı, etkileşimli. Öğrencilerimiz ders saatinde hocalarına istedikleri gibi sorularını sorup hocaları da ekran karşısında hocaları görüyorlar. Hocalar da sorularına cevap veriyorlar. Öğrencinin bu dersleri takip etmesi için bir bilgisayar bulması yeterli. Ve aynı zamanda bunu cep telefonu versiyonlarında, Android ve iPhone versiyonlarında yaptık. App'lerimiz var. Oradan girip istedikleri yerde, yani ev ortamında olmaları şart değil, derslerini takip edebilmekteler. Bu iş hocalarımız için de geçerli. Hocalarımız da bir bilgisayar, bir ekran, şey bir kamera buldukları takdirde derslerini her yerde, dünyanın her tarafında verebileceklerdir. Son sistem bir program uyguluyoruz. Çok güzel. Uzaktan eğitim programları. Çok güzel. Ve bu uzaktan eğitimden mezun olan bir endüstri mühendisinin normal örgün öğretimden mezun olan bir endüstri mühendisine göre diplomasal farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Sadece diplomasında uzaktan eğitim lisans olarak yazıyor. Ama aynı haklara sahip. Aynı donanıma sahip. Aynı kalitede biz eğitim veriyoruz. Özellikle bu programlarımızda, biz uzaktan eğitim programlarımızda sadece belli bir üniversiteyle çalışmıyoruz. Türkiye'de diyelim ki bilgisayar mühendisliği alanında en iyiler hangi üniversitedeyse o hocalarımızla çalışıyoruz. O hocalarımıza ders içeriklerini yazdırıyoruz. Evet. O hocalarımıza derslerimizi verdiriyoruz. O açıdan diğer normal örgün eğitimden mezun olan emsalleriyle aynı haklara sahipler. Çok güzel. Evet. Peki kıymetli hocam, önünüzde bir hayli dolu yayın görüyorum. Ve gerçekten tarihçi olarak da böyle meraklandığım yayınlar onlar. Üniversitenizin yayınlarıyla ilgili, süreli yayınlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar ilim, irfan dünyasına üniversiteniz hangi yayınlarla ismini yazdırdı, katkıları ne oldu? Buradan devam edelim isterseniz. Tabii ki Ramazan Bey. Süreli yayınlar dediniz, süreli yayınlardan başlayalım. Sonra diğer yayınlarımıza geçelim. Süreli yayınlar deyince bizim ilk yayınımız Birlik Dergimiz. Birlik Dergimiz Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergimiz. Şu anda 73. sayısı. 1996 yılından beri çıkan bir dergimiz bu. Bu dergimizin en önemli özelliği dünyadaki bazı indeksler tarafından taranıyor. Ve bunlardan en önemlisi Social Sciences Citation Index. Ve bu indeks gibi bu dergimiz 7 indeks tarafından taranıyor. Ve Türkiye'deki TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından da taranan önemli bir dergi. Yani akademisyenlerimizden yarın doçentlik kadrosuna atanmak isteyenler, doçent ya da profesör olmak isteyenler bu dergimizde sosyal bilimler alanında makalelerini sıkı bir hakemlik sürecinden geçtikten sonra yayınlayabilirler. Yani ülkemizde birkaç tane dergi var sosyal bilimler alanında bu indekslerde taranan, o dergilerden bir tanesi. Evet. Yılda 4 defa çıkıyor bu. Kış dönemi, bahar dönemi, yaz dönemi ve güz dönemi olarak. Bu bizim en önemli süreli yayınımız. Şu anda 73. sayısı çıkmış durumda. Bilgi demek değil mi? Bilgi demek, evet. Birlik dergimiz. Evet. Kutatku Birlik'ten. Kutatku Yusuf Birlik'ten. Hazibin, evet. Kutatku Birlik'ten hemen çağrışım yapabilir. Evet. Şimdi bu yayınımızdan sonra, bu süreli yayınımızdan sonra bizim sürekli takip ettiğimiz güncel yayınlarımız da var. Burada en önemli yayınımız da üniversitemizin adı Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin adıyla gurur duyuyoruz ve onun felsefesini
imkanlar ölçüsünde vermeye çalışıyoruz. Ona bir şükran borcumuz olsun diye biz yakın zamanda Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmetinden seçmeler hazırladık. Bu Divan-ı Hikmetinden seçmeler 123 hikmetten kıta ihtiva ediyor. Özelliğini de hemen iç kısmını açarak şöyle seyircilerimize, gençlerimize göstermiş şu olalım. Şu kameradayız hocam. Gösterelim. Evet. Şimdi burada Arap harfli. Biraz daha yüksek. Arap harfli kıtayı görüyoruz burada. Bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yazdığı, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin söylediği, daha sonra yazıya geçiyor bunlar, söylediği, o dönemde Arap harfleri kullanıldığı için bu şekilde biz yazdık. Çağatay Türkçesi ya da Hakani Türkçesi ile. Orijinali hemen şurada Latin harfleriyle okunuşu, alt kısmında bizim Türkiye Türkçesi ile, onun alt kısmında Kazak Türkçesi, onun alt kısmında Rusça ve İngilizce. Beş dilli hazırlanmış bir divan hikmetinden seçmiş. Hocam, tevafuk diyelim. İlk açtığınız sayfada Hoca Ahmet Yesevi hangi hikmetinden bahsediyor? Bu okur musun? Okuyalım tabii ki. Evet. Hem de eskilerin tabiri evet. Tefeül olsun. Evet, tefeül yaparlardı olsun. Ya. Tefeül evet. Olsun. Evet. Uygun görürseniz Çağatay Türkçesiyle evet. ifadesini vereyim. Tabii, biraz tabii. Kulaklara aşina evet. olsun bizim evet. ecdadın evet. bu Türkçesi. Evet. Akil irsen gariplerini könlin avla Mustafa dek ilini kezip yetim kavla dünya perest na cinslerdin boyun tavla boyun tavlap derya bulup taştım mena. Türkiye Türkçesiyle diyorlar ki akıllıysan gariplerin gönlünü avla Mustafa gibi ili gezip yetim ara dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü çevir yüz çevirerek derya olup taştım ben işte. Yani o kadar derin mesajlar var ki tam şimdi, Ramazan. Evet, Ramazan'ın gariplerin gönlünü avla. Son 10 günündeyiz. Gariplerin gönlünü avla müthiş bir hikmet var yani. Evet. Sadaka, zekat, fitre ayı evet. tam gariplerin gönlünü avlama ayı. Tefeül yerini buldu mu diyorsun? Tam yerini şöyle. Buldu. Tamam. Tam yerini buldu. İsabet evet. oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de buna vesile oldunuz. Yani çok önemli bir mesaj var burada. Evet. Yani buna özellikle Türk toplumunun, İslam dünyasının, bütün Batı dünyasının çok ihtiyacı var. Gariplerin gönlünü avlamak. Yani bu bizim malımızdan, mülkümüzden sadakayı fakirlere, yetimlere vermek çok önemli bir şey. Çok önemli bir mesaj oldu. Evet. Sadaka malı eksiltmez. Artırır. Bilakis artırır. Evet. Ve bunu dinimiz 1400 yıl önce altını çizerek söylemiş. Efendimiz, Peygamberimiz söylemiş. Ve Orta Asya'nın bozkırlarında Hoca Ahmet Yesevi diye bir zat çıkmış. O da bunu böyle destanlaştırmış. Evet. Evet. Hemen baş kısmında da hayatıyla ilgili, eserleriyle ilgili, Yesevilikle ilgili çok güzel bilgiler var. En önemli özelliği biraz önce de söyledik, tekrar etmekte yarar var. Bizim güzel Türkçemizin geliştirilmesi için, güzel Türkçemizin gelişimine ve muhafaza edilmesine katkı sağlayan çok önemli bir eser. Evet. Bu eser. Evet. Ve bir diğer özelliği de ifade ettiğimiz gibi o dönemdeki halkın seviyesine inen, halkın anlayabileceği Türkçe ile İslam dinini anlatan bir eser. Evet. Bu çok önemli bizim için. Bu eserden sonra bizim bu arada bir de dinleyicilerimize bir müjde vermiş olalım. Bu Divan-ı Hikmet'ten seçmeler. Allah nasip ederse Eylül ayı içerisinde Divan-ı Hikmet'in tamamını yayınlayacağız. Yine orijinal Arap harfli Çağatay Türkçesiyle ve onun dışında da Türkiye Türkçesiyle de yayınlamış olacağız. Çok güzel. İnşallah bir an evvel olur. Yayınlar. Ve o tarihten itibaren de biz aylık olarak da Divan-ı Hikmet okumaları başlatacağız Ankara'da. Her ay bir hikmet okuyacağız. Alanın uzmanı, ilim adamları tarafından bu şekilde de bir çalışma Ahmet Yesevi Hazretleri'nin tanıtımı ve üniversitemizin tanıtımına matuf olmak üzere. Bir Ankara'da nerede okutacaksınız? Belli mi hocam? Şu anda mekanlarımız henüz belli değil. Hı. Onu biz kamuoyu vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla duyuracağız. Anladım. Güzel. Buradan sonra bizim yakın zamanda çıkan bir diğer eserimiz Türk Dünyası Başkentleri. Burada 9 başkentimiz. Başta Ankara'mız olmak üzere Kazakistan'ın eski başkenti Almata, Astana, Aşgabat, Bakü, Bişkek, Duşanbe, Lefkoşa ve Taşkent. Başkentleriyle ilgili çok önemli bilgiler var bu eserde. Bunu da biz Türkiye kütüphanelerinde yerini alması için yakın zamanda çıkardık. Evet, çok güzel.
Ve biz yıllık... Hamdi Tanpınar geleneğinden bir kitap yani. Beş şehirden. Evet, evet. Evet. Bunun da biz eski başkentlerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Türk dünyasının eski başkentleri. Eski Türk dünyasındaki başkentler işte Semerkant, Buhara gibi, Cent gibi. O başkentlerle ilgili de bir çalışma yakın zamanda başlatacağız. Güzel. Yine almanaklarımız var bizim. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları yıllığı. 2013 yıllığı bu. 2014'te şu anda hazırlanıyor. Bu şekilde her yılda böyle yıllıklar hazırlıyoruz. Çok güzel. Bunun dışında zaman zaman raporlar hazırlıyoruz ve işin uzmanı, alanın uzmanı tarafından, uzmanları tarafından raporlar hazırlıyoruz. Yanımızda bir tane örnek olarak getirdim. Mesela bu rapor bizim de üniversitemizi ilgilendiren, şu anda Türkiye'nin dünyada iki tane uluslararası üniversitesi var. Birisi bizim Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, birisi de Kırgızistan Bişkek'teki Manas Üniversitesi. Hmm. Onunla ilgili yüksek öğretimde sınır ötesi ortaklık tecrübeleri. Böyle bir raporumuz var. Bunun gibi de hazırladığımız onlarca rapor var. Her geçen günde bu raporların sayısını artırıyoruz. Mesela bu raporu hazırlayan kişiler Nur Kırmızıdağ, Bekir Gür, Türker Kurt ve Nevfel Boz. Bu hocalarımız tarafından hazırlanmış. Evet. Şimdi bu raporlarımızı, bu eserlerimizi tanıttıktan sonra bizim Kazakistan'daki yerleşkemiz Türkistan'da. Türkistan'a yakın 30 kilometre mesafede örgün eğitim verdiğimiz ve hazırlık sınıflarımızın olduğu Kazakça, Rusça, İngilizce ve Türkçe eğitim verdiğimiz Kentav kampüsümüz var. Hı. Türkistan'a 30 kilometre mesafede. Bir de eski başkentte hizmet veren Avrasya Araştırma Enstitümüz var. Bu enstitümüz de çok güzel faaliyetler yapıyor. Sempozyumlar düzenliyor, yuvarlak masal toplantılar düzenliyor, seminerler düzenliyor, konferanslar düzenliyor. Ve en önemlisi de bu merkezimiz haftalık raporlar düzenliyor. Ben burada huzurlarınızdan merkezimizin müdürü doçent doktor Nezat Çimşek kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Faaliyetlerinden gurur duyuyoruz. Ve batıdaki think tank kuruluşlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Onlardan da bu raporlarımızla ilgili çok güzel övgüler alıyoruz. Mesela en son yayınlanan raporumuz Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğin Kazakistan'a getirileri. 27. raporumuz. Bu hafta yayınlanan raporumuz. Bu raporlarımız da Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanıyor. Evet. İnternette bizim web sayfamızı da burada tam ifade edelim. AYU Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kısaltılmış AYU.edu.tr sayfasından bu raporlara ulaşılabilir ve üniversitemizle ilgili her türlü bilgiye iletişim adreslerimizle oradan ulaşabilirsiniz. Mesela ne kadar önemli konularda raporlar hazırladığımızı belirtmek açısından mesela bir önceki raporumuzda İran nükleer anlaşmasının petrol piyasalarına etkileri. Bu da 26 numaralı raporumuz. Şimdi bu raporlarımızla ilgili bilgiler verdikten sonra bizim internet üzerinden hizmet verdiğimiz yazarlar sözlüğümüz var. Yazarlar ve şairler sözlüğümüz var. Bu yazarlar ve şairler sözlüğümüzde bugün itibariyle 10 bin yazarın ve şairin biyografisi girilmiş durumda. Dünyanın her tarafından araştırmacılar bu sözlüğümüze online olarak ulaşıp oradan istedikleri bilgileri elde edebilirler. Bütün bunları biz bu hizmetleri ücretsiz olarak veriyoruz. Çok güzel. Yani adeta Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o geçmişte o coğrafyada ücretsiz olarak verdiği hizmetleri evet. Biz de bugün Türkiye'de ana yurtta vermek istiyoruz. Ata yurttaki geleneği ana yurtta yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah. Bunlar bizim sizin bu yayınınız vasıtasıyla seyircilerimize bildirmek istediğimiz yayınlarımızdan bazıları. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Gerçekten çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Kıymet bilene tabii. Orta Asya'da, Kazakistan'da Ahmet Yesevi'nin 99 bin öğrenci yetiştirdiğini ifade ettiniz. Siz de o ekolden, o felsefeden gelen bir eğitimci olarak ümit ediyoruz ki nice 99 bin öğrenciler yetiştirirsiniz inşallah. İnşallah. Arzu ederseniz bu yetiştirdiğimiz öğrencilerle ilgili, mezunlarımızla ilgili faaliyetlerimizle evet, neler yapıyoruz? Tabii. Kısaca alıp sonra kapatacağız. Tabii ki. Bizim öğrencilerimizle, mezunlarla iletişim birimimiz var. Bu iletişim birimimizin bir faaliyeti olarak da Kazakistan'daki web sayfamızda, o web sayfamızı da verelim. iktu.kz evet. iktu.kz O web sayfamızda mezunlarla haberleşme portalımız var. Hı. O portal üzerinden mezunlarımızla sürekli haberleşiyoruz. Ve üniversitemizin kuruluş tarihi olan 1 Mayıs itibariyle de biz her yıl mezunlarımızı Türkistan'daki yerleşkemize davet ediyoruz.
Oraya orada buluşuyoruz. Orada geleceğe birlikte yol açalım diye bir sloganımız var. Bu sloganla onları topluyoruz. Oradaki öğrenci kardeşleri bir araya getiriyoruz. Hocaları bir araya getiriyoruz. Bu mezunlarımız hem tecrübelerini öğrenci kardeşlerimize de aktarmış oluyor. Tabii. Böyle bir faaliyetimiz var. Ve bu faaliyetten öncesinde de öğrencilerimizi mezuniyet sonrasını hazırlamak için de mesleki bilgilendirme ve kariyer merkezimiz var. O kariyer merkezimizde öğrencilerimizi öğrencilik yıllarında sürekli kariyer yapmaya, meslek edinmeye yönelik onlara bilgilendirme yapıyorlar. Sürekli onlara mesai dahilinde danışmanlık yapıyorlar. Böyle de birbirimiz var. Yine öğrencilerimize yönelik biz zaman zaman kahvaltı toplantıları, zaman zaman iftar toplantıları yapıyoruz. Ve Türkiye'deki öğrencilerimiz için de sevindirici olan bir şey, yakın zamanda Türkleri Yesevi Mezunları Derneğimiz kuruldu Ankara'da. Geçenlerde onlarla birlikte bir kahvaltı yaptık. Öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Onlar bizim vitrinimiz olarak düşünüyoruz. Ve bundan sonra mezunlarımıza daha çok değer vermeye başlayacağız. Daha çok ilgilenmeye başlayacağız. Öğrencilerimize verdiğimiz değer kadar da onlara değer vermeye çalışacağız. Evet, bir üniversite mezuniyet geleneğini tabii ki yürüttüğü takdirde daha kökleşecektir diye düşünüyoruz. Yani dünyada artık mezun geleneği ve o gelenekten gelen işte ittifaklar, anlayışlar, arayışlar, bir araya gelişler başta mezun olunan kurumu güçlendiriyor. Evet. Onun için o bağlamda da yolunuz açık olsun yani diyoruz. Bu faaliyetler Ramazan Bey şunu da getiriyor bu faaliyetler. Öğrencilerimizin, mezun olan öğrencilerimizin çalıştığı iş kollarında Yesevi mezunlarını tercih etmeye getiriyor. Evet. Onlar da Yesevi mezunlarını tercih ediyorlar. Onları evet. istihdam ediyorlar. Böyle bir dayanışma olmuş oluyor. Kesinlikle. Yani şunu söyleyebiliriz. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye ile Kazakistan arasında bir eğitim ve kültür köprüsüdür. Buna ilave olarak da aynı zamanda bir ekonomi ve ticaret köprüsüdür diyebiliriz. Evet. Bu çok önemli bizim için. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten kıymetli bilgiler verdiniz. Ahmet Yesevi'yi tanıttınız. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni tanıttınız. Ümit ediyoruz ki ÖSYM'nin ve üniversitenizin seçtiği, belirlediği o 100 öğrencinin tekrar ülkelerine döndükleri zaman iyi işler yapar öğrenciler olmasını niyaz ediyoruz Allah'tan. Ben de son cümle olarak bir şey ekleyebilir tabii, miyim? Buyurun. Hem de bir özet mahiyetinde olsun. Tabii. Üniversitemizi öğrenciler tercih ettikleri takdirde biz onların giriş dönüş uçak biletlerini ödüyoruz. Onlara aylık $100 burs veriyoruz. Onlara Kazakistan'da yurt imkanı sağlıyoruz. Yurda yıllık olarak ödenen ücret sadece $120. Bu şekilde onlara güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Ben dün akşam bunu internet sitenizde okuduğumda Allah Allah dedim. Ya bir yanlışlık mı var acaba? Yıllık $120 evet. Yazıyordu. Çok cüzi bir miktar. Çok cüzi bir miktar. Yani. Bir de Türkiye'de öğrencilerin yurtlarda yerlerini önceden ayarlıyoruz. Hazır yerleri. Geldikleri zaman hemen görevlilerimiz onları yerleştiriyorlar. Evet. Çok güzel. Ben sözlerime son verirken bizleri davet ettiğiniz için sizlere ve Kanal 5 yetkililerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Heyecanla bugünlerde tercih yapmak isteyen kardeşlerime heyecanlanmamalarını, onlar bizim geleceğimizin teminatı olduklarını ifade etmek istiyorum. Allah onları umduklarına nail eylesin. Amin. Ailelerine, milletimize, memleketimize layık evlatlar eylesin diyorum. Amin. Herkese saygılar sunuyorum. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Size evet, sağlık. Değerli izleyiciler, bugün Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı, Profesör Doktor Musa Yıldız hoca ile birlikte Ahmet Yesevi ekolünü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni konuştuk. Tabii tercih dönemindeyiz malum ve 14 Temmuz'a kadar tercihlerinizi yapacaksınız ve ÖSYM'nin yerleştirme takviminde de ifade ettiği gibi 17 Temmuz günü yani biz Kurban Ramazan bayramına girmeden bayram hediyesi olarak ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. Ve ben bu minval üzerine bugüne kadar tercih yaparken gerek yönetmenimin ekranınızın alt kısmında yazdığı internet sitesinden, Twitter ve Facebook sayfalarından bizlere gerçekten binlerce mail yazıyorsunuz, soru soruyorsunuz ve bu sorularınızın biz gücümüz yettiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Birçoğunu cevaplamaya çalışıyoruz.
cevaplayamadıklarımız da bize gücenmesinler, alınmasınlar. Bu sorulardan aldığımız dönütler, efendim piyasa içerisinde, sektör içerisinde gördüğümüz veliler, öğrenciler vesaire, tüm bunlarda bazı karar bozukluklarının olduğunu ve bu karar bozukluklarının ciddi sıkıntılara vesile olabileceğini gördüğümüz için buradan ikaz etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, Türkiye'de özellikle şu son bir haftadır bu işi bilen de bilmeyen de eğitim programı yapıyor, tercih programı yapıyor. Ve biz takdir edersiniz ki 1,5 yıl boyunca kesintisiz olarak Kanal 5 ekranlarından her hafta Perşembe günü 21.45'te önce eğitim diyoruz. Lütfen bu cümlelerim kimseyi üzmesin. Bu cümlelerimde ben hiç kimseyi hedef almıyorum. Bireysel bazda bir anlayışı hedef alıyorum. Eğitimcilerden bir kısmı bunlar geleceğin mesleği olacak diye çocukları yönlendiriyorlar. Ve geleceğin mesleğini olmak bir, geleceğin mesleğini görmek bir hissiyat meselesidir. Hissetme meselesidir. Sektörün, piyasanın ve o piyasanın, o sektörün gidişatının hangi noktaya, hangi yöne gittiğini az çok sezinleme ve hissetme meselesidir. Geleceğin mesleğini bilmek. Ama siz tutup da sınıf öğretmenliği bölümüne bu bölüm geleceğin mesleğidir derseniz, onu dediğiniz öğrencinin, velinin vebalini almış olursunuz. Siz tutup da tarih öğretmenliği geleceğin mesleği derseniz, o öğrencinin ve velinin vebalini almış olursunuz. Bakın, burada geleceğin mesleğini sezerken, işte biz bugün ne yaptık? Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı Musa hocamı, Profesör Doktor Musa hocamı çağırdık huzurlarınızda. Dedik ki, hocam üniversitenizde neler var? Soralım. İşte bunu yapacaksınız. Bakın, Türkiye'de birçok vakıf üniversitesi şu anda kapılarını açmış ve tercih danışmanlığı yapıyorlar. Devlet üniversiteleri de keza bugün şahit oldunuz. Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi de geldi Türkiye'de canlı yayınlara, radyo ve televizyon programlarına katılıp kendilerine ifade edebilme özgürlüğünü kullandılar ve kendilerine gelecek olan çocuklara kendilerini anlattılar. Artık global bir dünyada yaşıyoruz. Geleceğin mesleği hangisi? Geleceğin mesleğin olmayan namzet bölümler hangisi? Bunları gidip üniversitelerde rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Nere tutarsa gitsin anlayışı. İkinci bir karar bozukluğu değerli izleyiciler. Öğrenci artık araştırmaktan, soruşturmaktan bunalmış bir hale gelmiştir. Ve velisi de, öğrenci de der ki, hocam neresi olursa olsun artık bıktım, usandım şeklinde bir psikolojiye gelinir. Çünkü çok yoğun bir odaklanma isteyen bir süreçtir tercih dönemi ve o tercihe karar verme süreci. Onun için nere tutarsa tutsun zihniyetiyle asla tercih yapmayın değerli izleyiciler. Ailenin yaşadığı kentte okumak şart değildir ve burada Musa hocam da yayınımızın bir kısmında Peygamber Efendimizin bir hadisini ifade etti. Ve o hadisi tekrar edecek olursak, kim ki ilim okumak için gurbete giderse o kişi Allah'ın zimmeti altındadır. Yani kim, hangi öğrencimiz, hangi kızımız, hangi oğlumuz Ankara'dan Antep'e, Antep'ten Urfa'ya, İstanbul'dan Tekirdağ'a, Van'a okumak için gidiyorsa peygamberimiz diyor ki işte o kişi Allah'ın zimmetindedir. İlim Çin'de de olsa gidip alınız hadis-i şerifine hürmeten. Lütfen değerli izleyiciler, kız çocuklarımızı özellikle lütfen ama lütfen sen kız çocuğusun diye puanı tuttuğu bir şehre göndermemezlik yapmayın. Ve şuna inanınız ki kız çocuklarımızı özellikle nasıl yetiştirdiyseniz 4 yıl sonra okumuş olduğu şehirden de öyle alıp geleceksiniz. Anlayış olarak öyle alıp geleceksiniz. Kızınıza güveniyorsanız kızınızı Ankara'dan Erzincan'a hukuk okutmak için yollayın kardeşim. Kızınıza güveniyorsanız, kızımı ben iyi yetiştirdim diyorsanız, korkmuyorsanız İstanbul'dan Edirne'ye okumaya gönderin kardeşim.
kız çocuklarımızın buna ihtiyacı var. Bu da gördüğümüz en büyük problemlerden birisiydi tercih döneminde. Öğrenci kendi kentinde okuyamıyorsa eğer, yakın kentlerde okumak. Yani Ankara'da yaşayan bir öğrenci bugün malum hızlı trenle birçok ilimize çok kısa sürelerde gidebiliyoruz. Selçuk Üniversitesi'nde Konya'ya gidip okuyabilir. Eskişehir'e gidip okuyabilir. Efendim Yozgat'a, Nevşehir'e, Niğde'ye gidip okuyabilir. Ama değerli veliler, şunu biliniz ki öğrenciniz evinizden çıktıktan sonra ha 100 kilometre uzakta okumuş, ha da Kazakistan'ın Türkmenistan şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde okumuş. Bakınız, Selçuk Üniversitesi'ne Ankara'dan 250 kilometre uzağa giden bir öğrenci ailesini görmeye hangi periyotlarla ve sıklıklarla geliyorsa, Kazakistan'da okuyan bir öğrenci de emin olun o sıklıklarla ailesini görüyor. Ve onun için çocuklarınızı lütfen ama lütfen okumak için gurbete göndermekten korkmayınız. Tercihlerde meslek bloklamaları yapmanızı geçen haftalarda da önermiştik değerli izleyiciler. Bu işi tekrar ediyorum. Bilen ve bilmeyen herkes tercih yapmaya kalkışıyor. Lütfen şuna dikkat edin. Gitmiş olduğunuz kurumlar, dershaneler, özel okullar, devlet okulları ben başarımı artırmak istiyorum mantığıyla tercih yaptığı için yanlış tercihler yapabilirler size. Bakın, başarı puanı en yüksekten en düşük olana tercih yapma adetini artık bırakın değerli izleyicilerimiz. Meslek bloklamaları yapmanızı istiyoruz. Ben kendimi nerede görüyorum? Ben kendimi diş hekimliği okurken görüyorsam eğer ve bunu arzulamışsam, lütfen ilk 7 tercihinizi başarı sıralamalarına ve puanlarına bakmaksızın diş hekimliği olarak yazın. Diş hekimliğinden sonra hangi mesleği istiyorsanız o 7 tanesini de o meslek grubu olarak sıralayın. Tercihlerde teknik olan şey sizin hissiyatınız, isteğiniz ve realitenizdir diyoruz değerli izleyiciler. Haftaya Perşembe günü saatler 21.45'i gösterdiğinde biz yine Kanal 5 ekranlarından önce eğitim diyeceğiz. İyi bir tercih dönemi diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diyoruz. Kadir gecenizin ve bayramınızın da mübarek olmasını ümit ediyoruz. İyi akşamlar.